Kazma nerede? Bak solucana. Bu solucanın olması toprağın güzel olduğu anlamındadır. Normalde bu tek tek ekilir de hani biri çürür, birine bir şey olur diye. Böyle. Ben buraya kuru fasulye ekiyorum. Bu ön tarafına da yeşil fasulye ekiyorum. Bu tohuma dursun diye. Hani bu ön tarafa ektiğim yeşil fasulyeleri kullanmayayım diye. Bu tohumum eksik. Yeniden tohum alayım diye. Buraya kuru fasulye, aşağıya domates, salatalık, biber, üstte patates, 40 günlük fasulye. Ne bulursak onu ekiyoruz. Bostan için önce atla sürdük. Ondan sonra da tekrar berle kazdık. Üçüncü aşamasında da çapayla. Çapayla kazdık. Şimdi de tam tavına geldi ya. Ekiyoruz artık. Bunu çıkana kadar her gün. Çıktıktan sonra da bir kez çapalayacağız. Sonra tekrar sulama, bir daha çapalama. Ondan sonra da çubuğa gelecek bunlar. Adam çok konsantre oldu sizin ona. Ben yani 17 yıldır bu bostanı ekiyorum. Ama bostanım çok böyle verimsizdi. Kil vardı, gübre taşıdık, toprak taşıdık, sonunda verimine ulaştı. Ama bizi doyuruyor, eş dostumuzu da doyuruyor. Yani yetiyor bize. En azından çocuklar organik bir şeyler yiyebiliyorlar. Ya yediğim şeyi biliyorum. Yani en önemlisi o. Bir yıl benim bostanım yoktu. Biz şu duvarları yaptık sera için. O yıl satın aldım, çocuklar satın aldım, kuru fasulyeyi yemediler. Yani o derece. Alışmışsınız. Alışmışız, bunun tadı farklı geliyor bize. Yani bunu normalde kuru fasulye hep etli yaparlar ya. Bunu etsiz yap, hiç. Etliden daha güzeldir bunun tadı. Kışa ne bırakıyorum? Kışa yeşil fasulye, şöyle kesmelik yapıyorum çorbalık. Ondan sonra lobi diyoruz biz, sıkmalık. Hani yumurta kırarız, sarımsaklı yoğurt. Onu doldururum dolaba, biber domates yaparım, sonra patlıcan satın alırım, türlü yaparım, kabağı karıştırır, yine çeşit çeşit yaparım yani. Patates? Patatesim de çıkıyor. Patatesim Mart'a kadar beni idare eder. Çocuklar da yardımcı oluyor, eşim. Eşim zaten kazma işlemlerini o yapıyor, ne kadar görünmese de. Yardımcı oluyoruz birbirimize, köy yaşamı onu gerektiriyor. Kadının üretken olması kendine güvenini getirir. Kendini güvende hisseden kadın da her zaman daha başarılıdır. Ya ben misafiri seviyorum. Yani misafirle ilgilenmeyi de seviyorum. Şimdi gelen misafirime evimdeki her şeyi ikram etmek, yani satmaya zaman kalmıyor. Satmayı düşünsem bile ikramla geçiyor. O daha güzel. Yani kiminin parası, kiminin doğası dersin ya. Yani hani derler ya, sevgi paylaştıkça çoğalır. Bence bir şeyi paylaştın mı bereketi artar. Yani 3 tane verirsen yerine 6 tane gelir, ben ona inanıyorum. Ki bizim öğretimiz de öyledir. O zaman işte benim o zaman bahçe tam çıkıyor. Buradaki elmalarım çıkıyor, kuşburnu çıkıyor. Yani bayağı bir sıkı dönem. Koşturmaca benim açımdan. Bir oğlum üniversiteyi bitirdi, kızım üniversitede. 2 tane de lise öğrencim var. İşte bu bahçenin geliriyle en azından dışarıdan almayarak onların harçlığına bir katkıda bulunmak önemli. Yani sonuçta elmayı topluyoruz. Elmayı pikaba koyup köy köy satıyoruz. Kasa hesabı. Başka ne var elma dışında? Elma dışında kirazımız var. Ayvamız var. Önceleri iyi tutuyordu. Kara eriğimiz var. Erik var. Ihlamurumuz daha tam olmadı. Yani her şeyde var. Kuşburnu var. Kim okurdu, kim okurdu, kim yazırdı? Büyür mü kim çözerdi? Koyun fazlide gezerdi. Fikir başka, başka olmasa. Ne
Yaşı dinle.